Değişkenler yerine pozitif ve negatif değerler koyma konusunda biraz pratik yapmaya ne dersiniz? x eşittir eksi 2, y eşittir 5 iken, x eksi, eksi y'nin değerini bulmamızı istiyorlar. Şimdi, x gördüğümüz yere eksi 2, y gördüğümüz yere de 5 koyacağız. Burada y, burada da x var. x yerine eksi 2 yazacağız. Hemen yazalım. Eksi 2, eksi. Parantez içinde de eksi y var. y yerine de 5 kullanacağımız için buraya 5 yazıyorum. Pekala, bunun sonucu ne olur? Eksi 2'den eksi 5 çıkarmamız lazım. Eksi 5 çıkarmak aslında 5 eklemekle aynı şeydir. Bunun için eksi 2 artı 5 yazıyorum. Ve bu da 3'e eşittir. Bu işlemi birkaç farklı şekilde düşünebilirsiniz. Mesela eksi 2 ile başladığımda buna 2 eklersem sonuç 0 olur. Öyle değil mi? Geriye kalan 3'ü ekleyince de sonuç 3 olur. Yani bunu şu şekilde yazabiliriz. Eksi 2 artı 0'a gelmek için 2 eklerim. Toplam 5 eklemem gerektiği için geriye kalan 3'ü de ekleyince burası 0 eder. Artı 3'ten de 3 elde ederiz. İsterseniz eksi 2 artı 5'i 5 beş eksi 2 olarak da düşünebilirsiniz. 5 eksi 2 de tabii ki 3 eder. Hatta isterseniz gözünüzün önüne bir sayı doğrusu getirip, eksi 2'den sağa doğru 5 birim ilerleyince 3'e geldiğinizi de düşünebilirsiniz. Hadi bir tane daha yapalım. Bu biraz daha uzun ve karmaşık. Burada h'nin eksi 7 olduğunu verip, 3 eksi, parantez içinde eksi 6 artı eksi h artı eksi 4'ün değerini bulmamızı istiyorlar. Bu işlemi iki şekilde yapabiliriz. İsterseniz doğrudan h'nin yerine eksi 7 koyup işlemin sonucunu bulabilirsiniz. Ya da önce biraz sadeleştirme yapıp yerine koyma işlemini daha sonraya bırakabilirsiniz. Bu sefer ikinci yöntemi kullanalım. Olur mu? Şimdi bu ifadede elimizde 3 var. Sonra eksi 6 çıkarıyoruz. Eksi 6 çıkarmakla 6 eklemek aynı şey olduğu için gelin biz bunu artı 6 olarak yazalım. Peki eksi h eklemek ne demektir? h çıkarmak, öyle değil mi? Hemen yazalım. 3 artı 6 eksi h. Yine aynı şekilde eksi 4 eklemek de 4 çıkarmak demek olduğu için buraya da eksi 4 yazalım. Şimdi bu işlemi istediğimiz sırada yapabiliriz. Yani işlem sırasını değiştirebiliriz. Böylelikle işlemi sadeleştirebileceğiz. 3 artı 6 ne eder? 9. Sonra eksi 4 var. 9 eksi 4. Bir saniye, hiçbir adım atlamadığımızdan emin olmak istiyorum. O yüzden bunları tekrar yazacağım. Görebileceğiniz bir renkle yazayım. 3 artı 6, 9 eder. 9 eksi h, eksi 4. Şimdi işlemlerin sırasını değiştirip bunun yerine, 9 eksi 4, eksi h yazıyorum. Eksi 4 ile eksi h'nin yerini değiştirmemdeki amaç, Önce bu işlemi yapıp, ifadeyi iyice sadeleştirebilmek. 9 eksi 4, 5'tir. Gördüğünüz gibi, h'nin yerine eksi 7'yi koymadan, buradaki ifadeyi 5 eksi h olarak sadeleştirebildik. Son olarak h'nin yerine eksi 7 koyunca, şuraya yazayım, 5 eksi, eksiyi pembeyle yazıyorum ve şimdi h gördüğüm yere de eksi 7 koyacağım eksi işaretlerinin kafanızı karıştırmasına izin vermeyin, olur mu? Yani buradaki eksinin, eksi 7'nin eksisi olduğunu düşünüp, h yerine 7 koymam gerekir diye düşünürseniz, hata yapmış olursunuz. Ama h eksi 7'ye eşit olduğu için, burada eksi 7 çıkarmamız lazım. 5 eksi, eksi 7 de, 5 artı 7 ile aynı şeydir. Böylece işlemin sonucu da 12 olur. İşte bu kadar. Hadi birkaç tane daha yapalım. Bu konu, tüm matematik hayatınız boyunca ihtiyacınız olacak çok temel bilgileri içeriyor ve bunun için ne kadar alıştırma yapsanız azdır. Bu soruda bir sayı doğrusu var. Tüm sayıları göstermemişler. Burası eksi 4, burası e, sonra burası 2 ve burada da f var. Görünüşe göre ikişer ikişer sayıyoruz. Burası eksi 2, burası da 0 olursa, evet oluyor. Eksi 4'ü 2 artırırsak, eksi 2 eder. Sonra 0, sonra 2, 4, burası 6, burası da eksi 6 olur. Sayı doğrusu üzerindeki her rakamı göstermeyerek, eksi 4'ten 2'ye gelebilmek için, 6 artırmamız gerektiğini ve arada 3 tane çizgi olduğu için, çizgilerden her birinin de, 2 artırmak anlamına geldiğini bulmamızı istemişler. Evet, sayı doğrusu üzerinde neyin ne olduğunu da bulduğumuza göre artık soruda istenen e eksi f'yi bulabiliriz. e'nin eksi 2'ye, f'nin de 4'e eşit olduğunu artık biliyoruz. O zaman e yerine eksi 2, f yerine de 4 yazarak eksi 2 eksi 4 işlemini elde etmiş oluyoruz. Ama 4'ü yazmak için aynı maviyi kullanayım. Evet eksi 2 eksi 4 eksi 6'ya eşittir. Sayı doğrusu üzerindeki eksi 2'den başlayıp 2 çıkarırsanız eksi 4'e, bir kere daha 2 çıkardığınızda da eksi 6'ya gelirsiniz. Evet, böylece bu soruyu da çözdük. Son bir tane daha yapalım mı? t artı eksi u'nun değerini bulmamızı istiyorlar. t ve u'yu sayı doğrusu üzerine yerleştirmişler. Çizgiler, bir bakalım. 3'er 3'er aralıklarla verilmiş diyebiliriz. Burası 0 ise, burasının 6 olması için, aradaki çizginin 3 olması gerekir. Aynı şekilde buranın eksi 6 olması için de, aradaki çizginin eksi 3 olması gerekir. Buna göre, u 3'e eşitmiş. t de eksi 6'ya eşitmiş. t eşittir eksi 6. O zaman, t artı eksi u da, şu şekilde olacak. Eksi 6 artı eksi u. Yani 3. Burada u pozitif bir sayı olduğu için eksiyi unutabilirsiniz. Dikkatli olun. Yapmanız gereken u gördüğünüz yere 3 yazmak. Eksi 6 artı eksi 3. Bunun yerine aradaki artıyı kaldırıp eksi 6 eksi 3 yazabiliriz. Eksi 6 noktasından 3 adım daha geri gidersek, eksi 9'a geliriz. Yani cevap, eksi 9. İşte bu kadar.